Peki güvenlik politikaları uzmanı Mete Erer'le konuşacağız. Sniper iddialarını nasıl anlamalıyız? Güneydoğu'da ne işleri olabilir, neyin parçası olabilir? Hoş geldiniz Mete Bey. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi önce buradan başlayalım. Biz bunu bir fikir vermesi açısından koyduk. Keskin nişancıların kullandığı silah. Bu öyle değil mi? Evet, yani şöyle bir defa ayrım yapalım. Keskin nişancı ile sniper arasında çok keskin bir uçurum var. Açıkçası biz çok farkında değiliz onun. Tabii, sniper dediğiniz aslında balistik anlamda atış yapanlara söylüyoruz. Yani bu ne demektir? Dünyanın dönüş hızını bile ayarlayan, rüzgarı ayarlayan, mesafeyi optik olarak okuyan nişancılar. Çoğunlukla da 12.7 milimetrelik silah kullanırlar bunlar. Bunun eşi de PKK'nın elinde olan Zagros dediğimiz silah. Evet. Keskin nişancıda çoğunlukla 800 ile 1200 metre arasında atış yapan silahları kullananlara da keskin nişancı diyoruz. Bugün Güneydoğu'da iki konuyu da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Hem keskin nişancı var hem de sniper var. İkisi de şu anda Güneydoğu'da ikisi de var. Evet. Peki şimdi arkada bu ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili bilgiler var. Emniyetin ve Genelkurmay'ın paylaştığı. Onları da bir hatırlatmış olalım. Bunun üzerine ne anlama gelebilir bu tip silah ve mühimmatın varlığı diye de bakacağız. Şimdi Şırnak ve Cizre'de ele geçirilen silahlar, bu Genelkurmay'ın açıkladığı, verdiği bilgi, 27 Ocak tarihli bir bilgi. Bir Kanas keskin nişancı tüfeği, bir de keskin nişancı tüfeği dürbünü ele geçirmiş. Yine sizin arkanızdaki tablo, biraz daha ilerleyebiliriz. Diyarbakır Sur'da ele geçirilen silahlar, bu da 29 Ocak 2016 tarihli bir bilgi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir bilgi. Orada da iki Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildiği bildiriliyor. Genelkurmay ve emniyetin verdiği bilgiler bunlar. Şimdi bunların bulunuyor olması oradaki savaşın, çatışmanın doğasına dair ne söylüyor bize? Birincisi şöyle söyleyelim. Özellikle keskin nişancı silahları arazi anlamında en çok güzel kullanılacak yerden bir tanesi şehrin içidir. Çünkü daha yüksek binalardan açılabileceğiniz alanları size çok net olarak sağlayabilir. Gizleneceğiniz çok alan da verebilir. Ve çatışmanın geçeceği boyutla yaklaşık bir kilometreye geçmeyeceği için keskin nişancılar için en ideal ortamı sağlar size. Ama işin ilginç tarafı, ben size şöyle söyleyeyim. Bu rakamlar, şu anda sizin koyduğunuz rakamlar, ele geçirenlerin yalnızca %1'i diyebilirim size. Sadece %1'i şu anda bizim buraya yansıttığımız. Sizin şurada yazdıklarınız yalnızca %1'i olarak söyleyebilirim. Ama başka bir farklı bir açı daha var. Şimdi keskin nişancı silahlarını kullananlar tamam, bir problem yok. Ama keskin nişancı gibi kullanabilecek olan silahlara çevrilen optik cihazlar çok daha önemli. Ne demek bu? Neden bu devşiriliyor teknik olarak da? Şunu söyleyeyim, örnek vereyim. Mesela Amerikalıların özellikle kullandıkları M4 dediğimiz, çoğu kişi de onu M16 olarak bilir. Bazı silahların üzerine konulan aparatlarla ve onun da menzili anlamında daha uzun menzili olması sebebiyle keskin nişancı silahı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bizim son dönemde özellikle fotoğraflarda, sizin demin hani Sur'da bir görüntü vardı, salonun içine konulmuş. Evet. Oradaki silahlara baktığınızda biz eskiden şu görüntüyü çok görmezdik. Yerde çoğunlukla Kaleşnikovlar. Kaleşnikovların üzerindeki donanımlar da hiçbir zaman olmazdı. Optik bir cihaz olmazdı. Bugün baktığınızda silahların neredeyse tamamının üzerinde optik bir cihaz var. Yani menzilin uzatılması ve nişan almayı kolaylaştıracak olan aparatlar verilmiş. Hatta şöyle söyleyeyim, insanların anlaması anlamında söyleyeyim. Üzerindeki bazı aparatlar bir yere bakmasanız bile, yani direkt nişan almasanız bile hedefi gösterecek kadar hologram dediğimiz sistemleri olan silahlar var. Amerikalıların özellikle Irak'ta dağıttıkları ve Suriye'de dağıttığı silahların çoğu maalesef şu anda Türkiye'ye gelmiş. Ve bugün şehit edilenlerin, şehit verdiklerimizin çoğunun sebebi de işte bu silahlardan kaynaklanıyor. Daha teknik olduğu için kaçma şansınız hiç olmuyor. Öyle söyleyeyim. Peki... Yani bu söylediğiniz tabii ki yani korkunç bilgiler, bir taraftan da Güneydoğu'daki operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatın siz bize tarzını, tipini anlatıyorsunuz. Tekrar sorayım ona iyi anlaşılması için. Bu oradaki çatışmanın mantığına, aklına, doğasına dair ne söylüyor? Yani nasıl bir çatışma yaşanıyor ki bu silahlar buraya gelmiş ve bu tarz silahlar kullanılıyor? Şimdi... Yayına girmeden önce de sizin hani bir anonsunuz vardı. Özellikle bölgede işte keskin nişancılar, yabancı keskin nişancılar anlamında. Evet. Ben şunu söyleyeyim size. Bırakın yabancı keskin nişancıları. Yabancı keskin nişancıların gelmesinden önce gelen yabancı danışmanlar bence çok daha önemli. Çünkü kurguyu yapanlar, nereye barikat konacağını, bakın
nereye barikat konacağını, nereye bomba konacağını, hangi sistemle eğitileceklerini, keskin nişancıların kimler olacağına kadar ince bir operasyon detayına kadar yapılan bir bölüm var. Evet. Nişancı bölümü nedir biliyor musunuz? Nişancı bölümü bunun yalnızca küçük bir detayıdır. Keskin nişancı ne sağlar? Şimdi şöyle şu rakamı söylüyorlar bana. İşte bir tane keskin nişancı olsa, yabancı bir keskin nişancı olsa ne fark eder diye bazen cevaplar geliyor. O bir keskin nişancı, profesyonel bir keskin nişancı, bütün keskin nişancıların yerlerini belirlediği için ve mevzilendirdiği için açıkçası üstünlük sağlar. Yani çünkü onun profesyonelliği kimin nerede duracağını bilmesini sağlar. Evet. Bu da bugüne kadar yaşanan bütün süreçlerde hep önümüze gelen bir detay. Yani evet, bu PKK'nın taktiğine dair bir fikir veriyor diyorsunuz. Uymuyor. Evet. Yani zaten ilk tespit edilmesi, keskin nişancıların olduğunun fark edilmesi de buradan kaynaklanıyor. Bugüne kadar ki gördüğümüz profile uymuyor. Bakın, bir keskin nişancının keskin nişancı olması için atması gereken mermi sayısı 10 bin ile 100 bin arasında. 10 bin taneden aşağı mermi atmazsa bir adama keskin nişan diyemezsiniz. Yani çok tecrübeli. Çok uzun yıllar. Yani birisine eline snayip şeyi verdiniz, kanası verdiniz. Git kardeşim, sen keskin nişancı diyemezsiniz. Başka tecrübeleri olması gerekir. Başka tecrübesi olması gerekir. Bugüne kadar ki yaşanan olaylardaki çatışmalarda özellikle tecrübeli kişiler şunu fark ediyorlar. Evet, bir atış geliyor ama bu atış diğerlerinden farklı. Daha farklı tekniklerle yapılıyor. İlk tespit edilmesi. Yani PKK'nın teknikleriyle kıyasladığınızda hiç farklı bir şey var ortada diyorsunuz. Hiç uymuyor. Peki o zaman bir virgül koyalım. Çünkü geçmiş yayınlarda sizin bir tespitinize şimdi bir dönmek istiyoruz. Seyircilerimize bir hatırlatma da olur. Bu Tahir Elçin'in Sur'da öldürüldüğü güne, yani 28 Kasım'a döneceğiz. O gün burada Habertürk stüdyosunda yine konuğumuz Mete Yarar'dı ve yabancı lejyonlar konusunu gündeme getirmişti. Önce ne demek o yabancı lejyonlar ve ne işleri olabilir Güneydoğu'da, bir onu hatırlayacağız, sonra devam edeceğiz. Artık Türkiye yalnızca şehirlerinde PKK terör örgütü çatışmıyor. Yabancı lejyonlarla çatışıyor. Yabancı örgütler tarafından yetiştirilmiş adamlarla çatışıyor. Artık geldiğimiz nokta burası. Şimdi yabancı örgütlerle çalışıyor. Geldiğimiz nokta burası demişsiniz. Lejyonlarla, gruplarla yani çalışıyor. Peki kimdir bu yabancı keskin nişancılar? Sizin iki ay önceki tespitiniz neydi? Bugün niye gündemde şimdi? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz Temmuz ayından beri bölgede geziyoruz. Devamlı da oradaki insanlarla da temas halindeyiz. Bölgede bizim en çok dikkatimizi çeken şey şuydu. Bu olaylar başlamadan önce bölgede gezen yabancı sayısının anormal şekilde arttığını ve bu şahısların özellikle barikatların kurulduğu yerlerde çok fazlasıyla gezdiğini, bunların geliş gidişlerine çok da fazla engelle karşılaşmadıklarını biliyoruz. Ve daha sonra çatışmalar başladıktan sonra da başka grupların özellikle Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini de biliyoruz. Bunu oraya gittiğinizde, oradaki herhangi bir insanla konuştuğunuzda bunu size çok net olarak söyleyebiliyorlar. Ne anlatıyor oradaki? Ne diyorlar mesela? En basit şunu söyleyeyim. Güvenlik güçlerle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Size söylediği şey şu. Cizre'nin profiliyle Silopi'nin profili birbirinden farklı değil. Öyle bir şema hazırlanmış ki bu şemalar en küçük detayına kadar planlanmış. Yani şöyle söyleyeyim, bir bomba uzmanı olmazsanız bunu çok net olarak bilemezsiniz. Veya daha önce bunu başka bir alanda uygulamamışsanız bunu gelip orada uygulama şansına sahip değil. Yani her bir engel başka bir engeli destekleyecek şekilde planlanmış. Keskin nişancının yerleştirildiği yer başka bir engeli destekleyecek şekilde planlanmış. Keskin nişancının yerleştirildiği yer, roket atarın koyulduğu yer. Şimdi diyebilirsiniz ki PKK bunu öğrenmiş olamaz mı? Kobani ve diğerlerini öğrenmiş olamaz mı? Evet, öğrenmiş olabilir. Ama bunun adaptasyon süresi bu kadar süratli olmaz. Geçiş süreci de bu kadar olmaz. O zaman getiriliyorlar. Evet, getiriliyorlar. Peki Sırplar üzerine neden duruluyor? Bu yani özel bizim paylaştığımız haberlerde de vardı. Sırp Büyükelçiliği'nin de açıklaması var. Politikamızla ilişkilendirilmesin isteriz diyorlar ama neden bir Sırp detayı üzerine duruluyor? Neden? Onun bir sebebi var, şundan kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa'da hem de Yugoslavya dahil olmak üzere atıcılık sporu spor. Yani birçoğu zaten çok iyi ya avcı ya da çok iyi sporcu. Teknik anlamda bu işle uğraştıkları için mükemmel dilde el hassasiyeti, nefes alma kontrol hassasiyeti olan adamlar. Yani doğuştan bu işi biliyorlar. Sporcu olarak biliyorlar. Çünkü bir özel kuvvet personelinin tamamı keskin nişancı olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, binlerce insandan
keskin nişan yetiştirmek isterseniz en fazla yetiştirdiğiniz adam sayısı 5 kişi çıkmaz. 5'ten daha fazla olmaz. Çok zordur. Evet. Bu ayrı bir meleket. Bakın ne söylüyorum. Sniper'a geçmiyorum. Benim şu anda anlattığım yalnızca keskin nişancı. Evet. Sniper demeye kalkarsanız yaklaşık 40-50 bin kişiden ancak 4-5 kişi seçebilirsiniz. Bu adamlar ise daha önce Yugoslavya dağılmadan önceki dönemde dahil olmak üzere bu sporlarla çok iyi haşır neşir oldukları için silahlara çok daha yatkınlar ve o yüzden de çok iyi biliyorlar. Siz bir askeri bölgeye transfer etmekte zorlanabilirsiniz ama işsiz kalmış ve çok iyi silah kullanan bir adamı transfer etmekte çok zorlanmazsınız. O yüzden Doğu Avrupa kökenli çok fazlasıyla sniper başka ülkelerde paralı asker olarak çalışıyor. Yani şu anda bir paralı asker realitesinden mi bahsediyoruz o zaman? Efendim? PKK'nın içinde bu bahsettiğiniz kişiler hangi sebeple varlık gösteriyor ve bu PKK stratejisinde mi yeni bir şey demek? Bunu nasıl anlamak aslında lazım? Değil. Bunun ilk temas noktası ben de o sırada Kuzey Irak'taydım, Kerkük'teydim. 2006-2007 yıllarında bölgeye biliyorsunuz Blackwater diye askeri güvenlik şirketler gelmişti. Bu özellikle Amerikan şirketleri, İngiliz şirketleri gelmişti. Bunlar o dönemde bölgede bir şekilde eleman kazandırmak istemişlerdi. Ama getirdikleri uzman personelin çoğu daha başka ülkelerde paralı asker olarak çalışmış lejyon askerlerdi. Evet. İçine Güney Afrikalısından tutun, işte Kolombiyalısına, Brezilya'dan gelen insanlar, Sırp'ına kadar bir karma lejyondan bahsediyordu. O dönemde işin içine adam aramaya başladıklarında en fazla eleman aldıkları insanların terör örgütünden kaçmış veya terör örgütüne bulunup da gelen insan olduğunu biliyor musunuz? Yaklaşık %10-15'lik bir kadroyu o dönemde katmışlardı. Ve ilk temas bütün yabancı lejyon askerleriyle temas o zaman kuruldu. 2006-2007'dir. 2006-2007'den beri baktığınızda aslında kademe kademe terör örgütünün saldırılarındaki stratejinin değişini de görürsünüz. Biz şunu ilk defa tespit ettiğimiz nokta şuydu. Tunceli'de bir jandarma karakoluna giden bir ekmek arabası kaçırılıp içine insanlar bindirilip ilk farklı eylemi o zaman yapmışlardı. Biz bu eylemi gördüğümüzde ne olduğunu anlamıştık çünkü bu işin böyle olduğunu biliyoruz biz. Yani özel kuvvet nosyonu yetişmiş olan insanlar bunun başka bir taktik ve eğitim olduğunu bilir. Fark ettiğimizi anlamıştık bunun ne olduğunu. İşte gelinen noktada artık bir dönem onlara çalışan adamlar bugün artık onlar PKK'ya çalışmaya başlamış. Peki ne hedefliyor? Örgüt bununla ne hedefliyor? Bakın sizin şöyle söyleyeyim, bir keskin nişancı yetiştiremezsiniz. Bunu dediğim gibi ömrünüz yetmez. Yani 4-5 sene gibi uzun bir süreçte ihtiyacınız var. Ama bir keskin nişancı, birkaç keskin nişancı getirdiğinizde hem güvenlik kuvvetleri üzerindeki baskıyı arttırırsınız, hem de örgütün kendi sağlamaya çalıştığı moral motivasyonu sağlarsınız. Bugün Sur'da veya Cize'de şehitlerimizin çoğu keskin nişancıdan verilmedi. Onu söyleyelim bir defa. Yani öyle bir mantıkla gitmeyelim. Çoğunluğu EYP patlaması yüzünden şehit oldular. Bugünlerde şehitlerimizin çoğunluğu da artık mesafenin daralmasıyla 150-200 metrelik bir aranda çatışıldığı için demin size söylemiş olduğum o özel silahlar yüzünden şehit ediliyorlar. Yani M16'nın benzeri olan M4'ler dahil olmak üzere üzerlerindeki optik cihazlar yüzünden şehit ediyorlar. Çok basit anlamda şöyle söyleyeyim. Siz hiç elinize silah almadınız. Ben size o silahı vereyim. 5 atış yaptırayım, 6.sına hedefe vurursunuz. Bu kadar net söylüyorum bakın. O silahı elinize vereyim. 200 metrelik bir hedefe nişan aldırayım size. Üzerindeki... Çünkü silah mı çok gelişmiş diyorsunuz? Silah çok gelişmiş, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani o yüzden şu anda verdiğimiz şehitlerin çoğunluğu maalesef bu gelişmiş silahlardan kaynaklanıyor. Peki, keskin nişancıdan kaynaklanmıyor, onu söyleyeyim. Peki keskin nişancıların sahada bulunması o başlangıç itibariyle işte başlangıç itibarından kaynaklanmıyor, onu söyleyeyim. Peki keskin nişancıların sahada bulunması o başlangıç itibariyle işte başlangıç itibariyle dengeyi çok değiştirdi. Yani ne şekilde değiştirdi ben onu anlamadım. İşte demin söylemeye çalıştım. Yani hem moral motivasyon anlamında bir güven veriyor örgüte. Aynı zamanda da kamuoyunda şöyle bir şey uyanmaya başlıyor. Neden çok şehit veriyoruz? Bir sürü sorgulamaya başlıyorsunuz. Ama asıl sorgulamaya başladığınız şey, bir kez daha söylüyorum, topluma doğru anlatılmış olsaydı aslında karşınızda yalnızca PKK olmadığı, yabancı lejyonlarla da bu mücadele edilmiş olduğu ta o zaman söylenmiş olsaydı toplum kiminle mücadele ettiğini çok iyi bilirdi. Yani, yani sıkıntı şöyle bir şey var. Öyle bir dengedir ki bu terörle mücadele, bazı bilgiyi vermekten erinirsiniz, dersiniz ki farklı bir yere gitmesin ama daha sonra o vermediğiniz bilgi aylar sonra hiç kullanamayacağınız bir hale gelir. Bu olay başlangıç itibariyle bu olay biliniyor.
Benim bildiğim bazı gruplar tarafından 3 yıl öncesine kadar biliniyordu. Net olarak arazide görmemiz, fotoğraflarını görmem benim 3 aydır. Avrupa kökenlerin birçoğunun Kobani'ye... Siz gördüğünüz fotoğraflar neydi? Çatışmaya gelen, mesela bunun ilk tespit edildiği yer Silopi'dir. Mesela Silopi'de Avrupa kökenli, Doğu Avrupa'da kökenli değil, Avrupa kökenli bir sniper'ın gelip birkaç polisim şehit ettikten sonra karşıya geçip tekrar çatışmaya devam ettiği, daha sonra DAEŞ tarafından öldürüldüğünü biliyoruz biz. Yani devamlı Türkiye'ye geçip giden bir koridor oluşturmuşlar. Yani hem o tarafta çatışıyorlar, hem geçiyorlar bu tarafta polisleri ve askerleri şehit ediyorlar. Böyle bir organizasyon yapısı var. Yani bugün zaten konuştuğumuz en önemli şeyden bir tanesi de biliyor musunuz? Biz terörü konuşuyoruz, evet Sur'u konuşuyoruz, evet, evet Cizre'yi konuşuyoruz. Ama bugün yaşadığımız terörün ana mevzusu Türkiye değil ki. Suriye'yle iç içe geçmiş olan bir terörden ve birbirinin içine geçmiş olan bir iç yapıdan bahsediyoruz. Bugün şunu düşünen birçok kişi şunu söylüyor. Yani adamlar ne zaman yabancı lejyonlarla, bugün Kobani'de, bu söylediğimiz şahısların %80'i Kobani'de zaten. Bu söylediğimiz şahısların %80'i Rojava'nın değişik alanlarında. O bölgede bir sürü gelmiş bunun gibi yüzlerce insan var ve fotoğrafları paylaşıldı. Bu geçişkenlik birbirinin içine geçti şu anda. Yani bugünden itibaren şunu söylemek çok afaki bir konuşma olur. Suriye, Suriye'dir, Türkiye, Türkiye'dir. Hayır, Suriye ile Türkiye'deki çatışmalar birbirinin içine geçmiştir. O yüzden de geçişkenlik yalnızca silah geçişkenliğinden kaynaklanmıyor. İşte senin söylediğim yabancı lejyonların da birbirinin içine geçmesinden kaynaklanıyor. Yani o zaman sadece hani işte bunu hep böyle tartışıyoruz. Suriye'de pratik edilen işte oradaki tecrübeler bugün gelip Türkiye toprağı üzerinde deneniyor. Diye. Orayı sadece geçtik artık. Bu değil diyorsunuz. Orayı geçtik artık. O başlangıcıydı. İnsan kaynağı olarak da geçişkenlik var. Şu anda diyorsun. İkisi birbirinin içine geçmiş durumda. Bu ne kadar ciddi bir tehdit peki? Ya insan kaynağı açısından da baktığınızda nasıl bir o geçişkenliği nasıl tarif ediyorsunuz? Mesela yani, bense, çünkü Suriye'de olan bir şeyin korkunç boyutlarda Türkiye'ye yansımasından bahsediyorsunuz bir tarafta. Aynen öyle. Örnek vereyim ben size. Mesela Silopi'de ele geçirilen, mesela bizim keskin nişancı silahlarını konuşuyoruz değil mi? Evet. Alabiliriz onu tekrar. O görüntü, Silopi'de ele geçirilen bir drone vardı. Evet. Askeri tip bir drone. Yani insansız hava aracı. 250 bin dolar değerinde bir silah şeyden bahsediyoruz, drone'dan bahsediyoruz. Normal piyasadan bulma şansının hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Nereden geliyor peki? Kaynağı nedir bugün Suriye, kullanılan bu silah? Bugün IŞİD'le mücadele için gönderilen silahların yaklaşık neredeyse yarı yakın Türkiye'ye geçmiş durumda. Ve bunların çoğu gelişmiş silahlar ya da anti tank dediğimiz silahlar. Bu söylediğiniz çok ciddi bir şey tabii. Yani DAEŞ'le mücadele örnek, için gönderilen silahların yarısı Türkiye'ye geçti diyorsunuz. Ben örnek vereyim size. Şu anda operasyon bölgelerinde mi? Aynen bunu söylüyorum. Örnek verdiğim olay şu. Mesela demin o sizin ortaya koyduğunuz bir fotoğraf vardı hatırladınız mı? Hani demin arkadaş anons yaptığı bir... Evet. O en son gelen parti biliyor musunuz? Sur'daki operasyonlar sürerken Ali Paşa'da da Sur'a benzer bir operasyon yapma niyetiyle en son aktarılan malzeme bu. Son parti yakalandı bu. 3 kamyon, bakın 3 kamyon yakalanan partinin mallarıdır bunlar. Öyle bundan 3 yıl önce gelen filan malzeme değil bu. Son gelmeye ve içeri sokulmaya çalışan yakalanan malzemedir bu. Mete Bey şu da merak konusu. Rütbeli askerlerin hedef alınması bölgede. İşte mesela özel harekattan. İşte daha yüksek rütbeli bölgede görev yapan askerlerin de hedef alınması, şehit edilmesi maalesef. Ya şimdi, bu değişen dengeyle ilgisi var mı? Yani orada keskin nişancıların var olması bununla ilişkilendirilebilir mi? Yoksa hayır burada direkt bir bağ yok. İşte çatışma mesafesi çok daraldı. 150-200 metreden bahsediyoruz diyorsunuz onunla mı ilgili? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir defa bölgedeki bütün personel hiçbir şekilde rütbe taşımıyorlar üzerlerine. Yani rütbeden kastımız ben en anlaşılır şekliyle söylüyorum. Yok yok yani, şey anlamında yani bir karşı tarafta daha eğitimli, daha uzun süre sahada bulunmuş. Şöyle söyleyelim. Bir defa şu anda Güneydoğu bir defa şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde operasyon bölgesinde direkt fiili anlamda şehirde çatışmalarda acemi er dediğimiz veya işte herkesin anladığı anlamda söylüyorum. Zorunlu askerlik kapsamında gelen asker kullanılmıyor. Şu anda bütün hepsi profesyonel anlamda jandarma özel harekat birliklerinde, komando birliklerinde ve işte özel kuvvetlere çalışan askerler. Öbür tarafta ise zaten polis teşkilatının içinde bulunan jandarma özel harekat ve terörle mücadele ekipleri. Zaten hepsi rütbeli personel. Yani içinde rütbesiz olan hiç personel yok. Uzman çavuşundan başlayıp işte yarbay albayına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Yani o yüzden zaten verilecek olan şehitlerin rütbesiz olma gibi bir durum yok. Hepsi zaten rütbeli personel. Yani profesyonel ordu şu anda bölgede devrede.
O yüzden başka bir şeye gelmesine mümkün değil. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tim teşkilatıyla hareket ettikleri için saldırıların çoğu EYP'den ve roketten kaynaklandığı için timle ilerlerken timin içerisinde işte subayı var, assubayı var, tim komutan yardımcısı var, işte birçok personeli var. Bu bölgede patlama olduğunda bütün personel aynı şekilde etkileniyor. Bir keskin nişancı tarafından tespit edilip bu subaydır, bunu vuralım, şehit edelim şeklinde bir düşünceden kaynaklanmıyor. Patlamanın büyüklüğü, alanın büyüklüğünden. O bölgede kim varsa zaten maalesef hayatını kaybedip şehit oluyor. Bugün yaşadığımız sorunun bir kez daha söylüyorum, ana sebeplerinden bir tanesi ve çok da anlaşılmamasının sebeplerinden bir tanesi, Türkiye'deki bu mücadelenin finansının, bu mücadelenin ekonomik boyutunun haricinde insani boyutunun ve malzeme boyutunun, lojistik boyutunun hala nereden geldiğini çok net olarak açıklanmamasına kaynaklı. Sizin bilgileriniz ne bu konuda? İnsani ve lojistik destekle ilgili. Şu anda eskiden bu işin akarı Kuzey Irak'tandı. Bu işin artık akarı Suriye'den geçiyor. Yani Sur'a gelen malzeme tam karşıdan geçiyor. Diyarbakır'ın karşı bölgesinden geçiyor. Cizre'ye gelecek olan malzeme Cizre'nin karşısından geçiyor. Nusaybin'e gelecek olan malzeme Kamış'tan geçiyor. Artık öyle eskisi gibi Kandil'den çıkan bir ekip bölgeye malzeme ikmalini düzenlemiyor. En yakın koridor neresiyse oradan karşı tarafa doğru malzeme akışı sağlanıyor. O yüzden de şöyle bir yanılgıya hiç gitmeyelim. Ben bu uyarıyı baştan yapayım. Bugün Sur'un temizlenmiş olması, yani Sur'da operasyonların bitirilmiş olması Diyarbakır'da başka bir Sur olmayacağı anlamına gelmez. Bugün Cizre'nin bitirmiş olması Cizre'de operasyon biteceği anlamına gelmez. Yarın Şırnak'ta başlayacak, öbürsü gün İdil'de başlayacak, öbürsü gün Nusaybin'de başlayacak. Nusaybin'i yaparken başka bir şehirde aynısını yaşayacaksınız. Dediğim gibi anormal bir şekilde malzeme ikmali var. Bu malzeme ikmalini... Türkiye-Suriye sınırı hassas ve açık. Dolayısıyla buradan açıklıktan geçişler... Açıklıktan kaynaklanmıyor. Evet. Yani kontrolden ötesine başka bir trafik var. Politik anlamında açık demiyorum ama geçişkenlik bir şekilde var orada var, diyorsunuz. Var. Çünkü çatışma var. Onun Türk tarafına da bir sirayet... Maalesef var. İşte bunun en bir önemli sebeplerinden bir tanesi giden insanlar muhtemelen göreceklerdir. Şehirler birbirine yapışık. Bugün zaman zaman tünelleri görüyorsunuz. Şimdi tüneller ele geçirmeye başlandı. Bundan birkaç ay sonra iki şehrin yakına, iki kasabanın, iki köyün yakınındaki tüneller de ortaya çıkartılmaya başlayacak. Aynı Gazze'deki Mısır'la olan tünellerin aynısı şu anda bölgede kazanmış durumda. Yani bir ucu Türkiye'de bir ucu Suriye'de olan tünellerden mi bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Bunların varlığına dair sizde bir bilgi var mı? Görüntüler yayınlanmaya başladı. Görüntüler şu anda... Boyutları nedir bunun? Şöyle söyleyeyim, bu sirkülasyonun sağlanması için bir veya birkaç tane tünelden çok daha fazla tünele ihtiyaç var. Çünkü giden malzemenin yerine anında malzeme sevkiyatı yapılıyor. Ben size şöyle söyleyeyim, örnek vereyim mesela, dar geçitte yakalanan mühimmat, traktörün içinde yakalanan mühimmata gördüğünüzde yani şaşıp kalıyorsunuz. Çünkü bu malzemenin öyle kolay bulunabilecek bir malzemesi yok. Mesela işte Sur'daki arkadaşlar o fotoğrafı tekrar koyarlarsa ben size söyleyeyim, içinde evet. Çin malzemesi var, ABD malzemesi var, Alman malzemesi var. Bütün ülkelerden gelişmiş silah neyse aynı malzemeler onun içerisinde var. Evet. Bu malzemenin tedariki, temini, gönderilmesi çok kolay değildir. Bakın bir savaşın, yani ben normal savaştan bahsediyorum. Nizami iki ordunun savaşında bile bir malzemenin yerine konması dünyanın en zor işidir. Herkese şu söylenir, kardeşim attığın merminin hesabını bil, sana bu kadardan daha fazla mermi gelmeyecek denir. Herkesin koruması gereken bir mermi hesabı vardır. Ya baktığınızda ortaya konan malzemenin büyüklüğüne baktığınızda yani dipsiz bir kuyu olsa bu kadar malzeme gelmez. Yani roket atarın miktarına bakıyorsunuz. Yakalanan roket atarların miktarına bakıyorsunuz. Yani bu leblebi değil ki yerine bu malzemeyi koyasınız. Yakalıyorsunuz, koyuyorsunuz. İki gün sonra aynı malzemeyi aynı miktarda yakalıyorsunuz. Bu işin yani terörün anlaşılması için ve Türkiye'deki terörün gerçekten bitirilmesi için biraz Türkiye'den şöyle bir kafamızı çevirip Suriye'ye bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Suriye tarafındaki bu işi algılayamazsak sanki bütün her şey Türkiye'nin kendi iç sorunlarından kaynaklanıyor. Türkiye'de bu iş buradan yani çözebiliriz. Türkiye'nin iç sorunu konuşuyor gibi konuşuyoruz ama aslında PKK başka bir terminoloji, başka bir dil kullanıyor. O bölgede kendini bir aktör olarak başka bir şey daha Türkiye'de söyleyeyim hareket aynen öyle. Başka aslında. Bir şey daha söyleyeyim. Benim bence en önemli şeylerden bir tanesi budur. Evet PKK acımasız bir örgüttür. PKK zaman zaman birçok şey yapmıştır. Ama bugüne kadar yaşananlara baktığınızda bu işin başka bir evrene geçtiğini görüyorsunuz. Yani PKK cami yakarak kendisine bir statü belirleyemez.
belirleyemez. Yani bu oranın şartlarına uymaz. Yani neredeyse %70'i muhafazakar olan Kürtlerin yaşadığı bir toplulukta cami yakarak kendinize bir zemin bulamazsınız. Ama baktığınızda, birçok bölgede baktığınızda neredeyse ibadetin yapılamadığını görüyorsunuz. İbadet yapılamıyor. Şartlar da uymuyor. Yani evet. Benim ısrarla söylemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu. Yabancı lejyon lafını o yüzden kullanıyorum. Yani yaşananların acımasızlığı boyutlarına baktığınızda, teknik anlamdan ötesine bir de psikolojik tarafına baktığımızda yaratılacak travmanın boyutu çok önemsenmiyor. İlerisi hiç önemsenmiyor. Yabancı lejyon kullanarak yaratılacak travma mı diyorsunuz? Hayır. Yabancı lejyonlar tarafından yaratılan travmanın önemsenmiyor. Şunu söylüyorum. Onların verdiği bu cami yakmanın bedeli evet. olacaktır. Evet. Bakın bu cami yakmaların bir bedeli olacaktır. Evet. Yani ister sosyolojik olarak bakın, isterseniz politik anlamda bakın. Evet. Bunların evet. her birinin sonucu olacaktır. Bu kadar göç eden insan, bu kadar evini, ocağını, barkını terk etmek zorunda kalan insanların hem politik hem sosyolojik anlamda oradaki yaşananların bir boyut olacaktır. Peki, bu boyutu önemsemeyen, evet. bu ülkenin topraklarında yaşamayan insanlar tarafından önemsenmez. Ben de sona atmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden gerçeği görmeye çalışalım diyorum. İşin gerçek boyutunu anlamazsak, bu iş yalnızca devletle PKK çatışıyor gibi bir mevzuya gidersek, İşi gerçekten hiç anlamamış oluruz. Siz aylardan beri hep bunu söylüyorum bugün ben. Bugün yaşanan şeyi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Böyle tanımlamayalım diyorsunuz. Nasıl tanımlamak gerekiyor? Ya yani ben şunu söylemiştim. Benim tezim hep aynı. Bu 6 ay önce de bu tez aynıydı. Evet. Suriye'de birilerinin kazanım elde etmesi için Türkiye'nin güvensiz olması gerekiyor. Türkiye'nin kafasını kaldırmaması gerekiyor. Yani birileri toprak paylaşımında, birileri o bölgede bir hakları iddia etmesi için gerekiyorsa Türkiye'nin bu masada olmaması gerekiyor. Türkiye'nin kendi sorunlarıyla uğraşması gerekiyor. Tezim şu diyor, bir kez daha söyleyeyim anlaşılması anlamında. Evet. Suriye'deki bazı grupların güvenli yaşaması için Türkiye'nin güvensiz olması gerekiyor. Evet, politika Türkiye'deki diyorsunuz. Türkiye'deki insanların da artık şapkasını önüne alıp koyması gerekiyor. Kimin güvenli yaşayacağına bu topluma kendi karar vermesi gerekiyor. Bu olayı yalnızca PKK üzerinden değerlendirirseniz koyacağınız tezler de antitezler de bence yanlış olur. Bu şu anda bölgede olan sizin söylediğiniz gibi paralı militanlar hangi ülkelerden buraya akıyorlar? Yani kimleri çekiyor bir mıknatıs gibi şu anda yaşanan çatışma? Valla ben size söyleyeyim neredeyse çekmediği ülke yok. Şey dahil olmak üzere, Güney Amerika dahil olmak üzere her taraftan adam var. Yani şu anda Güneydoğu'daki çatışmada bu kadar farklı... Ben artık bakın o yüzden Güneydoğu evet. diye hiç şey yapmıyorum. Ayırmıyorsunuz. Ayırmıyorum. Evet. Neden? Benim için tehlike yalnızca gelip silah sıkması değil. Benim için o bölgeye geçip eğitim alan ve eğiten adam da benim için aynı tehlike. Çünkü şöyle söyleyeyim, siz bomba uzmanı olabilirsiniz, bir bombayı yerleştirebilirsiniz. Ama bomba uzmanı olarak 100 tane bomba adamı yetiştirirseniz benim için daha potansiyel tehlikeniz vardır. Bugün Kuzey Suriye'de dediğimiz bölgede anormal şekilde kamplar kurulmuş durumda ve bunların ne çoğunluğu işte eğitim kampları eğitim kurmuş durumda. Ve bu eğitim kamplarının başındaki birçok kişi işte bu yabancı lejyon dediğimiz adamlar. Bunlar nereye gittiğini biliyorlar, nasıl gideceğini de biliyorlar, nerede kullanılacaklarını da biliyorlar. Yani mesele yalnızca Türkiye'ye geçmiş iki tane mermi sıkandan çok. Ben o yüzden söylüyorum, Türkiye'de Suriye'yi artık yaşanan olayların büyüklüğü açısından ayırmıyorum. Birbirinin içine geçtiği için ben buna bütün olarak bakıyorum. Çünkü malzeme teknik anlamda, kapasite anlamında artık PKK'yı aşan, lojistik anlamda da PKK'yı aşan bir süreci konuşuyoruz. Yani ideolojik olarak orada bulunmuyorlar. İdeolojik olarak bulunan da vardır. Bakın, vardır bulunan ama da vardır. Siz başka boyuta dikkat çekiyorsunuz. Yani paralı orada bulunuyorlar ve aslında çatışmanın profesyonelleşmesi oluyor bir anlamda tabii da. Kesinlikle. Eğer paralı olarak orada tabii. iş yapıyorlar çünkü sizin ya bunun bakın olarak. Bunun 3 evet. boyutu var. 1. ideolojik boyutu var. Ya, ideolojik olarak evet. yakın olursunuz, gelirsiniz, yaparsınız. İkincisi paralı olarak var. Üçüncü istihbaratı boyutu var. Bir istihbarat örgütü tarafından parası verilmiş, finanse edilmiş ve gönderilmiş adamlardan da bahsediyoruz. Bu üçü de şu anda bölgede var. Evet. Gönderilmiş adamlardan da bahsediyoruz. Bu üçü de şu anda bölgede var. Evet. Peki, üç profilde var. Peki ne yapacağız? Günün sonunda önemli olan bu. Siz çatışmanın doğasında nasıl değişiklikler oldu? Suriye'den nasıl etkilenildi? O mikrop nasıl kapıldı? Aslında bunları bize özetlediniz. Hı hı. Peki şu anda bizi izleyenlerin, bizim en çok merak ettiğimiz şey Türkiye ne yapabilir? Emniyet güçleri, ordu şu anda görev yapanlar nasıl bu tekniklere nasıl cevap veriliyor? Bu da ya, onlar da kendilerini geliştiriyorlar. Bir defa bir hani silahlı kuvvetler bu konuda eğitimini en üst düzeyde almış durumda. Polis teşkilatı da bu konuda şu anda yetişmiş durumda ama bir kez daha söylüyorum. Karşılıklıdaki grup bir yerde kalmıyor.
bir üst level'a yükseltme becerisine sahip olan bir yabancı lejyondan bahsediyoruz diyorum. Burada başarısını alamazsa başka bir boyuta ve başka bir segmente bunu değiştirebilir. Mesele zaten Güneydoğu'daki işte ne diyeyim Cizre'nin kurtarılması, öz yönetim ilan edilmesi falan değil. Olaya öyle baktığınızda sorun çok kolay çözersiniz. Yani gidersiniz barikatları temizlersiniz, Allah'a şükür dersiniz, herkes evine gider yatar. Bu böyle olmayacak, göreceksiniz. Cizre'nin bittiği gün Şırnak patlayacak. Peki ne yapılması gerekiyorsun? İşte ben diyorum ki evet. Döneceğiniz yer Türkiye'nin içinde kendi kendimize muhabbet etmek yerine biraz dönüp şöyle Suriye'de neler oluyor kardeşim, Irak'ta neler oluyor, burada neler paylaşılıyor, bu büyük kavganın içerisinde Türkiye nerede, nerede hata yaptık, nerede doğru yapıyoruz gidip bir bakmamız lazım. Ama dediğim gibi sorunu kendimize algılayıp kendi içimizde bulmaya çalışıyoruz. Evet bu sorunun kendi içimizden kaynaklanan boyutları var. Ama bir kez daha söylüyorum. Bugün yaşananlar PKK'nın nasıl diyeyim seviyesini aşar. Bir ordu seviyesini aşar. Bu malzemenin yerine konması, gönderilmesi bir normal küçük ölçekli bir silahlı kuvvetlerini aşar. Bunu temin edemezsiniz. O roketleri bulacaksınız, mühimmatını bulacaksınız, sevk edeceksiniz, yerleştireceksiniz, attıracaksınız. Bunları yaptıracaksınız, adam eğiteceksiniz. Ya bu öyle kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Yani şunu hani daha somut da soracak olursak, o zaman hani Amerika vermesin PYD'ye destek olmasın, mühimmat gitmesin mi demeli? Suriye'de mi başka politika izlemeli? Yok, bu işin mühimmat kaynağı neredeyse, bakın bu işin mühimmat kaynağı neredeyse, insan kaynağı neredeyse tespit edip, uyarıp, gerekirse oraları kapattırılmasını sağlaması, eğer kapatmıyorlarsa ve o geçişi ispatlıyorsa gerekirse askeri müdahalesini yapması gerekiyor. Kendi sahanızda, kendi oyun alanınızda eğer bu savunmayı yaparsanız çok gol yersiniz. Yapılacak tek bir şey var. Size kim mücadele ediyorsa, kim sizinle bu mücadele yapıyorsa, kim sizinle örtülü operasyonu icra ediyorsa evet. Bunun yapılacağı yer burasıdır. Dünyada bunun örnekleri vardır. Dünyada onu yapan örnekler de vardır. Kendi sahanızda yaptığınızda işte yaşanan görüntü bu. Evet. Bunun ekonomik boyutunu da, bu işin askeri boyutunu da yapamazsınız. Biz bir savaşa girmiş olsaydık Allah korusun. Ki hayatta hiç istemediğim şeylerden bir tanesi. Eski bir asker olarak. Tabii ki. 300 tane şehit verdik. 1000 tane yaralı verdik. Evet. Biz Kıbrıs harekatına kaç tane şehit verdik? Bir açsınlar baksınlar. Ben rakam söylemeyeyim. Kıbrıs harekatına kaç şehit vermişsiniz baksınlar. Yani birileri size savaşı dayatıyor ve size savaş ortamını yaratıyor. Bakın hiç bu işin ekonomik boyutuna girmiyorum. İnsani boyutu varken ekonomik boyutuna evet. Hiç girmiyorum. Bir ülke savaşa girse daha ne yapardı zaten? Daha ne yapabilirdi? Evet. Daha kötü günlerimiz olmasın diyelim ya ama evet. Yani akıllanmak çok önemlidir. Evet. Yani sizlerin de sayesinde akıllandığımızda ancak önce bir sorunu tespit edelim. Hastalığımız ne ona bakalım. Tedavi ondan sonra konuşalım. Biz daha hastalığı yani doğru çeşitlemedik yani. Bir Türkiye sorunu olarak PKK tanımı sorunun sadece bir ayağıdır. Asıl o büyük ayaklar bölgede, bölgenin anlaşılması lazım diyorsunuz. Bu yabancı lejyonlar demiştiniz 2 ay önce ve Sırp keskin nişancıları dikkat çekilmişti. Bütün bunları özetlemiş olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mete Erar, güvenlik politikaları analisti. Sağ olunuz. Devam edeceğiz. Manşette bu sefer de Rus ihlalini konuşacağız. Mesela demin o sizin ortaya koyduğunuz bir fotoğraf vardı. Hatırladınız mı? Hani demin arkadaş anons yaptığı bir Evet. O en son gelen parti biliyor musunuz? Sur'daki operasyonlar sürerken Ali Paşa'da da Sur'a benzer bir operasyon yapma niyetiyle en son aktarılan malzeme bu. Son parti yakalandı bu. 3 kamyon bakın 3 kamyon yakalanan partinin mallarıdır bunlar. Öyle bundan 3 yıl önce gelen filan malzeme değil bu. Son gelmeye ve içeri sokulmaya çalışan yakalanan malzemedir bu. Mete Bey şu da merak konusu. Rütbeli askerlerin hedef alınması bölgede. İşte mesela özel harekattan. İşte daha yüksek rütbeli bölgede görev yapan askerlerin de hedef alınması, şehit edilmesi maalesef. Ya şimdi, bu değişen dengeyle ilgisi var mı? Yani orada keskin nişancıların var olması bununla ilişkilendirilebilir mi? Yoksa hayır burada direkt bir bağ yok. İşte çatışma mesafesi çok daraldı. 150-200 metreden bahsediyoruz diyorsunuz onunla mı ilgili? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir defa bölgedeki bütün personel hiçbir şekilde rütbe taşımıyorlar üzerlerine. Yani rütbeden kastımız ben en anlaşılır şekliyle söylüyorum. Yok yok yani, şey anlamında yani bir karşı tarafta daha eğitimli, daha uzun süre sahada bulunmuş. Şöyle söyleyelim. Bir defa şu anda Güneydoğu bir defa şu anda Güneydoğu Anadolu bölgesinde operasyon bölgesinde direkt fiili anlamda şehirde çatışmalarda acemi er dediğimiz veya işte herkesin anladığı anlamda söylüyorum. Zorunlu askerlik kapsamında gelen asker kullanılmıyor.
Şu anda bütün hepsi profesyonel anlamda jandarma özel harekat birliklerinde, komando birliklerinde ve işte özel kuvvetlere çalışan askerler. Öbür tarafta ise zaten polis teşkilatının içinde bulunan jandarma özel harekat ve terörle mücadele ekipleri. Zaten hepsi rütbeli personel. Yani içinde rütbesiz olan hiç personel yok. Uzman çavuşundan başlayıp işte yarbay albayına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Yani o yüzden zaten verilecek olan şehitlerin rütbesiz olma gibi bir durum yok. Hepsi zaten rütbeli personel. Yani profesyonel ordu şu anda bölgede devrede. O yüzden başka bir şeye gelmesine mümkün değil. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi tim teşkilatıyla hareket ettikleri için saldırıların çoğu EYP'den ve roketten kaynaklandığı için timle ilerlerken timin içerisinde işte subayı var, assubayı var, tim komutan yardımcısı var, işte birçok personeli var. Bu bölgede patlama olduğunda bütün personel aynı şekilde etkileniyor. Bir keskin nişancı tarafından tespit edilip bu subaydır, bunu vuralım, şehit edelim şeklinde bir düşünceden kaynaklanmıyor. Patlamanın büyüklüğü, alanın büyüklüğünden. O bölgede kim varsa zaten maalesef hayatını kaybedip şehit oluyor. Bugün yaşadığımız sorunun bir kez daha söylüyorum, ana sebeplerinden bir tanesi ve çok da anlaşılmamasının sebeplerinden bir tanesi, Türkiye'deki bu mücadelenin finansının, bu mücadelenin ekonomik boyutunun haricinde insani boyutunun ve malzeme boyutunun, lojistik boyutunun hala nereden geldiğini çok net olarak açıklanmamasından kaynaklı. Sizin bilgileriniz ne bu konuda? İnsani ve lojistik destekle ilgili. Şu anda eskiden bu işin akarı Kuzey Irak'tandı. Bu işin artık akarı Suriye'den geçiyor. Yani Sur'a gelen malzeme tam karşıdan geçiyor. Diyarbakır'ın karşı bölgesinden geçiyor. Cizre'ye gelecek olan malzeme Cizre'nin karşısından geçiyor. Nusaybin'e gelecek olan malzeme Kamış'tan geçiyor. Artık öyle eskisi gibi Kandil'den çıkan bir ekip bölgeye malzeme ikmalini düzenlemiyor. En yakın koridor neresiyse oradan karşı tarafa doğru malzeme akışı sağlanıyor. O yüzden de şöyle bir yanılgıya hiç gitmeyelim. Ben bu uyarıyı baştan yapayım. Bugün Sur'un temizlenmiş olması, yani Sur'da operasyonların bitirilmiş olması Diyarbakır'da başka bir Sur olmayacağı anlamına gelmez. Bugün Cizre'nin bitirmiş olması Cizre'de operasyon biteceği anlamına gelmez. Yarın Şırnak'ta başlayacak, öbürsü gün İdil'de başlayacak, öbürsü gün Nusaybin'de başlayacak. Nusaybin'i yaparken başka bir şehirde aynısını yaşayacaksınız. Dediğim gibi anormal bir şekilde malzeme ikmali var. Bu malzeme ikmalini... Türkiye-Suriye sınırı hassas ve açık. Dolayısıyla buradan açıklıktan geçişler... Açıklıktan kaynaklanmıyor. Evet. Yani kontrolden ötesine başka bir trafik var. Politik anlamında açık demiyorum ama geçişkenlik bir şekilde var orada var, diyorsunuz. Var. Çünkü çatışma var. Onun Türk tarafına da bir sıraya... Maalesef var. İşte bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi giden insanlar muhtemelen göreceklerdir. Şehirler birbirine yapışık. Bugün zaman zaman tünelleri görüyorsunuz. Şimdi tüneller ele geçirmeye başlandı. Bundan birkaç ay sonra iki şehrin yakına, iki kasabanın, iki köyün yakınındaki tüneller de ortaya çıkartılmaya başlayacak. Aynı Gazze'deki Mısır'la olan tünellerin aynısı şu anda bölgede kazanmış durumda. Yani bir ucu Türkiye'de bir ucu Suriye'de olan tünellerden mi bahsediyorsunuz? Aynen öyle. Bunların varlığına dair sizde bir bilgi var mı? Görüntüler yayınlanmaya başladı. Görüntüler şu anda... Boyutları nedir bunun? Şöyle söyleyeyim, bu sirkülasyonun sağlanması için bir veya birkaç tane tünelden çok daha fazla tünele ihtiyaç var. Çünkü giden malzemenin yerine anında malzeme sevkiyatı yapılıyor. Ben size şöyle söyleyeyim, örnek vereyim mesela, dar geçitte yakalanan mühimmat, traktörün içinde yakalanan mühimmata gördüğünüzde yani şaşıp kalıyorsunuz. Çünkü bu malzemenin öyle kolay bulunabilecek bir malzemesi yok. Mesela işte Sur'daki arkadaşlar o fotoğrafı tekrar koyarlarsa ben size söyleyeyim, içinde evet. Çin malzemesi var, ABD malzemesi var, Alman malzemesi var. Bütün ülkelerden gelişmiş silah neyse aynı malzemeler onun içerisinde var. Evet. Bu malzemenin tedariki, temini, gönderilmesi çok kolay değildir. Bakın bir savaşın, yani ben normal savaştan bahsediyorum. Nizami iki ordunun savaşında bile bir malzemenin yerine konması dünyanın en zor işidir. Herkese şu söylenir, kardeşim attığın merminin hesabını bil, sana bu kadardan daha fazla mermi gelmeyecek denir. Herkesin koruması gereken bir mermi hesabı vardır. Ya baktığınızda ortaya konan malzemenin büyüklüğüne bir keskin nişancının keskin nişancı olması için atması gereken mermi sayısı 10 bin ile 100 bin arasında. 10 bin taneden aşağı mermi atmazsa bir adama keskin nişan diyemezsiniz. Yani çok tecrübeli. Çok uzun yıllar. Yani birisine eline snayip şeyi verdiniz, kanası verdiniz. Git kardeşim sen keskin nişancı diyemezsiniz. Başka tecrübeleri olması gerekir. Başka tecrübesi olması gerekir. Bugüne kadar yaşanan olaylardaki çatışmalarda özellikle tecrübeli kişiler şunu fark ediyorlar. Evet bir atış geliyor ama bu atış diğerlerinden farklı.
daha farklı tekniklerle yapılıyor. İlk tespit edilmesi... Yani PKK'nın teknikleriyle kıyasladığınızda hiç diyorsunuz. Farklı bir şey var ortada diyorsunuz. Hiç uymuyor. Peki o zaman bir virgül koyalım. Çünkü geçmiş yayınlarda sizin bir tespitinize şimdi bir dönmek istiyoruz. Seyircilerimize bir hatırlatma da olur. Bu Tahir Elçin'in Sur'da öldürüldüğü güne, yani 28 Kasım'a döneceğiz. O gün burada Habertürk stüdyosunda yine konuğumuz Mete Erer'di ve yabancı lejyonlar konusunu gündeme getirmişti. Önce ne demek o yabancı lejyonlar ve ne işleri olabilir Güneydoğu'da, bir onu hatırlayacağız, sonra devam edeceğiz. Artık Türkiye yalnızca şehirlerinde PKK terör örgütüyle çatışmıyor. Yabancı lejyonlarla çatışıyor. Yabancı örgütler tarafından yetiştirilmiş adamlarla çatışıyor. Artık geldiğimiz nokta burası. Şimdi yabancı örgütlerle çalışıyor. Geldiğimiz nokta burası demişsiniz. Lejyonlarla, gruplarla yani çalışıyor. Hı hı. Peki kimdir bu yabancı keskin nişancılar? Sizin iki ay önceki tespitiniz neydi? Bugün niye gündemde şimdi? Aslında şöyle söyleyeyim. Biz Temmuz ayından beri bölgede geziyoruz. Devamlı da oradaki insanlarla da temas halindeyiz. Bölgede bizim en çok dikkatimizi çeken şey şuydu. Bu olaylar başlamadan önce bölgede gezen yabancı sayısının anormal şekilde arttığını ve bu şahısların özellikle barikatların kurulduğu yerlerde çok fazlasıyla gezdiğini, bunların geliş gidişlerine çok da fazla engelle karşılaşmadıklarını biliyoruz. Ve daha sonra çatışmalar başladıktan sonra da başka grupların özellikle Suriye'den Türkiye'ye geçtiğini de biliyoruz. Bunu oraya gittiğinizde oradaki herhangi bir insanla konuştuğunuzda bunu size çok net olarak söyleyebiliyorlar. Ne anlatıyor oradaki? Ne diyorlar mesela? En basit şunu söyleyeyim. Güvenlik güçleriyle görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Size söylediği şey şu. Cizre'nin profiliyle Silopi'nin profili birbirinden farklı değil. Öyle bir şema hazırlanmış ki bu şemalar en küçük detayına kadar planlanmış. Yani şöyle söyleyeyim, bir bomba uzmanı olmazsanız bunu çok net olarak bilemezsiniz. Veya daha önce bunu başka bir alanda uygulamamışsanız bunu gelip orada uygulama şansına sahip değil. Yani her bir engel başka bir engeli destekleyecek şekilde planlanmış. Keskin nişancının yerleştirildiği yer başka bir engeli destekleyecek şekilde planlanmış. Keskin nişancının yerleştirildiği yer, roket atarın koyulduğu yer. Şimdi diyebilirsiniz ki PKK bunu öğrenmiş olamaz mı? Kobani'de ve diğerlerinde öğrenmiş olamaz mı? Evet, öğrenmiş olabilir. Ama bunun adaptasyon süresi bu kadar süratli olmaz. Geçiş süreci de bu kadar olmaz. O zaman getiriliyorlar. Evet, getiriliyorlar. Peki Sırplar üzerine neden duruluyor? Bu yani özel bizim paylaştığımız haberlerde de vardı. Sırp Büyükelçiliği'nin açıklaması var. Politikamızla ilişkilendirilmesin isteriz diyorlar ama neden bir Sırp detayı üzerine duruluyor? Neden? Onun bir sebebi var, şundan kaynaklanıyor. Özellikle Avrupa'da hem de Yugoslavya dahil olmak üzere atıcılık sporu spor. Yani birçoğu zaten çok iyi ya avcı ya da çok iyi sporcu. Teknik anlamda bu işle uğraştıkları için mükemmel dilde el hassasiyeti, nefes alma kontrol hassasiyeti olan adamlar. Yani doğuştan bu işi biliyorlar. Sporcu olarak biliyorlar. Çünkü bir özel kuvvet personelinin tamamı keskin nişancı olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, binlerce insandan keskin nişan yetiştirmek isterseniz en fazla yetiştirdiğiniz adam sayısı 5 kişi çıkmaz. 5'ten daha fazla olmaz. Çok zordur. Evet. Bu ayrı bir meleket. Bakın ne söylüyorum. Sniper'a geçmiyorum. Benim şu anda anlattığım yalnızca keskin nişancı. Evet. Sniper demeye kalkarsanız yaklaşık 40-50 bin kişiden ancak 4-5 kişi seçebilirsiniz. Bu adamlar ise daha önce Yugoslavya dağılmadan önceki dönemde dahil olmak üzere bu sporlarla çok iyi haşır neşir oldukları için silahlara çok daha yatkınlar. Ve o yüzden de çok iyi biliyorlar. Siz bir askeri bölgeye transfer etmekte zorlanabilirsiniz ama işsiz kalmış ve çok iyi silah kullanan bir adamı transfer etmekte çok zorlanmazsınız. O yüzden Doğu Avrupa kökenli çok fazlasıyla sniper başka ülkelerde paralı asker olarak çalışıyor. Yani şu anda sebebi paralı asker realitesinden mi bahsediyoruz o zaman? Efendim? PKK'nın içinde bu bahsettiğiniz aynen öyle. Kişiler hangi sebeple varlık gösteriyor ve bu PKK stratejisinde mi yeni bir şey demek? Bunu nasıl anlamak aslında lazım? Değil. Bunun ilk temas noktası, ben de o sırada Kuzey Irak'taydım, Kerkük'teydim. 2006-2007 yıllarında bölgeye biliyorsunuz Blackwater diye askeri güvenlik şirketler gelmişti. Bu özellikle Amerikan şirketleri, İngiliz şirketleri gelmişti. Bunlar o dönemde bölgede bir şekilde eleman kazandırmak istemişlerdi. Ama getirdikleri uzman personelin çoğu daha başka ülkelerde paralı asker olarak çalışmış lejyon askerlerdi. Evet. İşte Güney Afrikalısından tutun, işte Kolombiyalısına, Brezilya'dan gelen insanlar, Sırp'ına kadar bir karma lejyondan bahsediyordu. O dönemde
işin içine adam aramaya başladıklarında en fazla eleman aldıkları insanların terör örgütünden kaçmış veya terör örgütüne bulunup da gelen insan olduğunu biliyor musunuz? Yaklaşık %10-15'lik bir kadroyu o dönemde katmışlardı. Ve ilk temas bütün yabancı lejyon askerleriyle temas o zaman kuruldu. 2006-2007'dir. 2006-2007'den beri baktığınızda aslında kademe kademe terör örgütünün saldırılarındaki stratejinin değişini de görürsünüz. Baktığınızda yani dipsiz bir kuyu olsa bu kadar malzeme gelmez. Yani roket atarın miktarına bakıyorsunuz, yakalanan roket atarların miktarına bakıyorsunuz. Yani bu leblebi değil ki yerine bu malzemeyi koyasınız. Yakalıyorsunuz, koyuyorsunuz, iki gün sonra aynı malzemeyi aynı miktarda yakalıyorsunuz. Bu işin yani terörün anlaşılması için, ve Türkiye'deki terörün gerçekten bitirilmesi için biraz Türkiye'den şöyle bir kafamızı çevirip Suriye'ye bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Suriye tarafındaki bu işi algılayamazsak sanki bütün her şey Türkiye'nin kendi iç sorunlarından kaynaklanıyor. Türkiye'de bu iş buradan yani çözebiliriz. Türkiye'nin iç sorunu konuşuyor gibi konuşuyoruz ama aslında PKK başka bir terminoloji, başka bir dil kullanıyor. O bölgede kendini bir aktör olarak. Başka bir şey daha Türkiye'de söyleyeyim. Hareket aynen öyle. Başka aslında. Bir şey daha söyleyeyim. Benim bence en önemli şeylerden bir tanesi budur. Evet, PKK acımasız bir örgüttür. PKK zaman zaman birçok şey yapmıştır. Ama bugüne kadar yaşananlara baktığınızda bu işin başka bir evrene geçtiğini görüyorsunuz. Yani PKK cami yakarak kendisine bir statü belirleyemez. Belirleyemez. Yani bu oranın şartlarına uymaz. Yani neredeyse %70'i muhafazakar olan Kürtlerin yaşadığı bir toplulukta cami yakarak kendinize bir zemin bulamazsınız. Ama baktığınızda birçok bölgede baktığınızda neredeyse ibadetin yapılamadığını görüyorsunuz. İbadet yapılamıyor. Şartlar da uymuyor. Yani benim ısrarla söylemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu. Yabancı lejyon lafını o yüzden kullanıyorum. Yani yaşananların acımasızlığı boyutlarına baktığınızda, teknik anlamdan ötesine bir de psikoloji tarafına baktığımızda yaratılacak travmanın boyutu çok önemsenmiyor. İlerisi hiç önemsenmiyor. Yabancı lejyon kullanarak yaratılacak travma mı diyorsunuz? Hayır. Yabancı lejyonlar tarafından yaratılan travmanın önemsenmiyor. Şunu söylüyorum. Onların verdiği bu cami yakmanın bedeli olacaktır. Evet. Bakın bu cami yakmaların bir bedeli olacaktır. Evet. Yani ister sosyolojik olarak bakın, isterseniz politik anlamda bakın. Evet. Bunların her birinin sonucu olacaktır. Bu kadar göç eden insan, bu kadar evini, ocağını, barkını terk etmek zorunda kalan insanların hem politik hem sosyolojik anlamda oradaki yaşananların bir boyutu olacaktır. Peki, bu boyutu önemsemeyen, bu ülkenin topraklarında yaşamayan insanlar tarafından önemsenmez. Ben de sona atmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden gerçeği görmeye çalışalım diyorum. İşin gerçek boyutunu anlamazsak, bu iş yalnızca devletle PKK çatışıyor gibi bir mevzuya gidersek, işi gerçekten hiç anlamamış oluruz. Siz aylardan beri hep bunu söylüyorum bugün ben. Bugün yaşanan şeyi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Böyle tanımlamayalım diyorsunuz. Nasıl tanımlamak gerekiyor? Ya ben şunu söylemiştim. Benim tezim hep aynı. Bu 6 ay önce de bu tez aynıydı. Evet. Suriye'de birilerinin kazanım elde etmesi için Türkiye'nin güvensiz olması gerekiyor. Türkiye'nin kafasını kaldırmaması gerekiyor. Yani birileri toprak paylaşımında, birileri o bölgede bir hakları iddia etmesi için gerekiyorsa Türkiye'nin bu masada olmaması gerekiyor. Türkiye'nin kendi sorunlarıyla uğraşması gerekiyor. Tezim şu diyor, bir kez daha söyleyeyim, anlaşılması anlamında. Evet. Suriye'deki bazı grupların güvenli yaşaması için Türkiye'nin güvensiz olması gerekiyor. Evet, politika Türkiye'deki insanların da artık şapkasını önüne alıp koyması gerekiyor. Kimin güvenli yaşayacağına bu topluma kendi karar vermesi gerekiyor. Bu olayı yalnızca PKK üzerinden değerlendirirseniz koyacağınız tezler de antitezler de bence yanlış olur. Bu şu anda bölgede olan sizin söylediğiniz gibi paralı militanlar hangi ülkelerden buraya akıyorlar? Yani kimleri çekiyor bir mıknatıs gibi şu anda yaşanan çatışma? Valla ben size söyleyeyim neredeyse çekmediği ülke yok. Şey dahil olmak üzere, Güney Amerika dahil olmak üzere her taraftan adam var. Yani şu anda Güneydoğu'daki çatışmada bu kadar farklı... Ben artık bakın o yüzden Güneydoğu diye hiç şey yapmıyorum. Ayırmıyorsunuz. Ayırmıyorum. Evet. Neden? Benim için tehlike yalnızca gelip silah sıkması değil. Benim için o bölgeye geçip eğitim alan ve eğiten adam da benim için aynı tehlike. Çünkü şöyle söyleyeyim, siz bomba uzmanı olabilirsiniz, bir bombayı yerleştirebilirsiniz. Ama bomba uzmanı olarak 100 tane bomba adamı yetiştirirseniz benim için daha potansiyel tehlikeniz vardır. Bugün Kuzey Suriye'de dediğimiz bölgede anormal şekilde kamplar kurulmuş durumda ve bunların ne çoğunluğu işte eğitim kampları eğitim kurmuş durumda. Ve bu eğitim kamplarının başındaki birçok kişi işte bu yabancı lejyon dediğimiz adamlar. Bunlar nereye gittiğini biliyorlar, nasıl gideceğini de biliyorlar, nerede kullanılacaklarını da biliyorlar. Yani mesele yalnızca Türkiye'ye geçmiş iki tane mermi sıkandan çok
Ben o yüzden söylüyorum, Türkiye'de Suriye'yi artık yaşanan olayların büyüklüğü açısından ayırmıyorum. Birbirinin içine geçtiği için ben buna bütün olarak bakıyorum. Çünkü malzeme teknik anlamda, kapasite anlamında artık PKK'yı aşan, lojistik anlamda da PKK'yı aşan bir süreci konuşuyoruz. Yani ideolojik olarak orada bulunmuyorlar. Bulunan da vardır. Siz başka boyuta dikkat çekiyorsunuz. Yani paralı orada bulunuyorlar ve aslında çatışmanın profesyonelleşmesi oluyor bir anlamda tabii da. Kesinlikle. Eğer paralı olarak orada bulunuyorlar. İş yapıyorlar çünkü sizin anlattığınız. Ya bunun, bakın bunun 3 evet. boyutu var. 1. ideolojik boyutu var. Ya, ideolojik olarak evet. yakın olursunuz, gelirsiniz, yaparsınız. İkincisi paralı olarak var. Üçüncü istihbaratı boyutu var. Bir istihbarat örgütü tarafından parası verilmiş, finanse edilmiş ve gönderilmiş adamlardan da bahsediyoruz. Bu üçü de şu anda bölgede var. Evet. Gönderilmiş adamlardan da bahsediyoruz. Bu üçü de şu anda bölgede var. Evet. Peki, üç profilde var. Peki ne yapacağız? Günün sonunda önemli olan bu. Siz çatışmanın doğasında nasıl değişiklikler oldu? Suriye'den nasıl etkilenildi? O mikrop nasıl kapıldı? Aslında bunları bize özetlediniz. Hı hı. Peki şu anda bizi izleyenlerin, bizim en çok merak ettiğimiz şey Türkiye ne yapabilir? Emniyet güçleri, ordu, orada şu anda görev yapanlar nasıl, bu tekniklere nasıl cevap veriliyor? Bu da ya, onlar da kendilerini geliştiriyorlar. Bir defa bir hani peki güvenlik politikaları uzmanı Mete Erar'la konuşacağız. Sniper iddialarını nasıl anlamalıyız? Güneydoğu'da ne işleri olabilir, neyin parçası olabilir? Hoş geldiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi önce buradan başlayalım. Biz bunu bir fikir vermesi açısından evet. koyduk. Keskin nişancıların kullandığı silah. Bu öyle değil mi? Evet, yani şöyle bir defa ayrım yapalım. Keskin nişancıyla sniper arasında çok keskin bir uçurum var. Sniper dediğiniz aslında balistik anlamda atış yapanlara söylüyoruz. Yani bu ne demektir? Dünyanın dönüş hızını bile ayarlayan, rüzgarı ayarlayan, mesafeyi optik olarak okuyan nişancılar. Çoğunlukla da 12.7 milimetrelik silah kullanırlar bunlar. Bunun eşidi PKK'nın elinde olan Zagros dediğimiz silah. Evet. Keskin nişancılar çoğunlukla 800 ile 1200 metre arasında atış yapan silahları kullananlara da keskin nişancı diyoruz. Bugün Güneydoğu'da İki konuyu da aynı şekilde değerlendirmek lazım. Hem keskin nişancı var, hem de sniper var. İkisi de şu anda Güneydoğu'da, ikisi de var. Evet. Peki şimdi arkada bu ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili bilgiler var. Emniyetin ve Genelkurmay'ın paylaştığı. Onları da bir hatırlatmış olalım. Bunun üzerine ne anlama gelebilir bu tip silah ve mühimmatın varlığı diye de bakacağız. Şimdi Şırnak ve Cizre'de ele geçirilen silahlar, bu Genelkurmay'ın açıkladığı, verdiği bilgi, 27 Ocak tarihli bir bilgi. Bir Kanas keskin nişancı tüfeği, bir de keskin nişancı tüfeği, dürbünü ele geçirmiş. Yine sizin arkanızdaki tablo, biraz daha ilerleyebiliriz. Diyarbakır Sur'da ele geçirilen silahlar. Bu da 29 Ocak 2016 tarihli bir bilgi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir bilgi. Orada da iki Kanas keskin nişancı tüfeği ele geçirildiği bildiriliyor. Genelkurmay ve emniyetin verdiği bilgiler bunlar. Şimdi bunların bulunuyor olması oradaki savaşın, çatışmanın doğasına dair ne söylüyor bize? Birincisi şöyle söyleyelim. Özellikle keskin nişancı silahları arazi anlamında en çok güzel kullanılacak yerden bir tanesi şehrin içidir. Çünkü daha yüksek binalardan atış edebileceğiniz alanları size çok net olarak sağlayabilir. Gizleneceğiniz çok alan da verebilir. Ve çatışmanın geçeceği boyutta yaklaşık bir kilometreye geçmeyeceği için keskin nişancılar için en ideal ortamı sağlar size. Ama işin ilginç tarafı, ben size şöyle söyleyeyim. Bu rakamlar, şu anda sizin koyduğunuz rakamlar evet. ele geçirenlerin yalnızca %1'i diyebilirim size. Sadece %1'i şu anda bizim buraya yansıtıyoruz. Sizin şurada yazdıklarınız yalnızca %1'i olarak söyleyebilirim. Ama başka bir farklı bir açı daha var. Şimdi keskin nişancı silahlarını kullananlar tamam, bir problem yok. Ama keskin nişancı gibi kullanabilecek olan silahlara çevrilen optik cihazlar çok daha önemli. Ne demek bu? Neden devşiriliyor teknik olarak da? Şunu söyleyeyim, örnek vereyim. Mesela Amerikalıların özellikle kullandıkları M4 dediğimiz, çoğu kişi de onu M16 olarak bilir. Bazı silahların üzerine konulan aparatlarla ve onun da menzili anlamında daha uzun menzili olması sebebiyle keskin nişancı silahı olarak da kullanabiliyorsunuz. Bizim son dönemde özellikle fotoğraflarda, sizin demin hani Sur'da bir görüntü vardı, salonun içine konulmuş. Evet. Oradaki silahlara baktığınızda biz eskiden şu görüntüyü çok görmezdik. Yerde çoğunlukla Kaleşnikovlar
Kaleşnikovların üzerindeki donanımlar da hiçbir zaman olmazdı. Optik bir cihaz olmazdı. Bugün baktığınızda silahların neredeyse tamamının üzerinde optik bir cihaz var. Yani menzilin uzatılması ve nişan almayı kolaylaştıracak olan aparatlar verilmiş. Hatta şöyle söyleyeyim, insanların anlaması anlamında söyleyeyim. Üzerindeki bazı aparatlar bir yere bakmasanız bile, yani direkt nişan almasanız bile hedefi gösterecek kadar hologram dediğimiz sistemleri olan silahlar var. Amerikalıların özellikle Irak'ta dağıttıkları ve Suriye'de dağıttığı silahların çoğu maalesef şu anda Türkiye'ye gelmiş. Ve bugün şehit edilenlerin, şehit verdiklerimizin çoğunun sebebi de işte bu silahlardan kaynaklanıyor. Daha teknik olduğu için kaçma şansınız hiç olmuyor. Öyle söyleyeyim. Peki... Yani bu söylediğiniz tabii ki yani korkunç bilgiler. Bir taraftan da Güneydoğu'daki operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatın siz bize tarzını, tipini anlatıyorsunuz. Tekrar sorayım ona iyi anlaşılması için. Bu oradaki çatışmanın mantığına, aklına, doğasına dair ne söylüyor? Yani nasıl bir çatışma yaşanıyor ki bu silahlar buraya gelmiş ve bu tarz silahlar kullanılıyor? Şimdi yayına girmeden önce de sizin hani bir anonsunuz vardı. Özellikle bölgede işte keskin nişancılar, yabancı keskin nişancılar anlamında. Evet. Ben şunu söyleyeyim size. Bırakın yabancı keskin nişancıları. Yabancı keskin nişancılarının gelmesinden önce gelen yabancı danışmanlar bence çok daha önemli. Çünkü kurguyu yapanlar nereye barikat konacağını, bakın nereye barikat konacağını, nereye bomba konacağını, hangi sistemle eğitileceklerini, keskin nişancıların kimler olacağına kadar ince bir operasyon detayına kadar yapılan bir bölüm var. Evet. Nişancı bölümü nedir biliyor musunuz? Nişancı bölümü bunun yalnızca küçük bir detayıdır. Keskin nişancı ne sağlar? Şimdi şöyle şu rakamı söylüyorlar bana. İşte bir tane keskin nişancı olsa, yabancı bir keskin nişancı olsa ne fark eder diye bazen cevaplar geliyor. O bir keskin nişancı, profesyonel bir keskin nişancı, bütün keskin nişancıların yerlerini belirlediği için ve mevzilendirdiği için açıkçası üstünlük sağlar. Yani çünkü onun profesyonelliği kimin nerede duracağını bilmesini sağlar. Evet. Bu da bugüne kadar yaşanan bütün süreçlerde hep önümüze gelen bir detay. Yani evet, bu PKK'nın taktiğine dair bir fikir veriyor diyorsunuz. Uymuyor. Evet. Yani zaten ilk tespit edilmesi, keskin nişancıların olduğunun fark edilmesi de buradan kaynaklanıyor. Bugüne kadar ki gördüğümüz profile uymuyor. Bakın biz şunu ilk defa tespit ettiğimiz nokta şuydu. Tunceli'de bir jandarma karakoluna giden bir ekmek arabası kaçırılıp içine insanlar bindirilip ilk farklı eylemi o zaman yapmışlardı. Biz bu eylemi gördüğümüzde ne olduğunu anlamıştık çünkü bu işin böyle olduğunu biliyoruz biz. Yani özel kuvvet nosyonu yetişmiş olan insanlar bunun başka bir taktik ve eğitim olduğunu bilir. Fark ettiğimizi anlamıştık bunun ne olduğunu. İşte gelinen noktada artık bir dönem onlara çalışan adamlar bugün artık onlar PKK'ya çalışmaya başlamış. Peki ne hedefliyor? Örgüt bununla ne hedefliyor? Bakın sizin şöyle söyleyeyim. Bir keskin nişancı yetiştiremezsiniz. Bunu dediğim gibi ömrünüz yetmez. Yani 4-5 sene gibi uzun bir süreçte ihtiyacınız var. Ama bir keskin nişancı, birkaç keskin nişancı getirdiğinizde hem güvenlik kuvvetleri üzerindeki baskıyı arttırırsınız, hem de örgütün kendi sağlamaya çalıştığı moral motivasyonu sağlarsınız. Bugün Sur'da veya Cize'de şehitlerimizin çoğu keskin nişancıdan verilmedi. Onu söyleyelim bir defa. Yani öyle bir mantıkla gitmeyelim. Çoğunluğu EYP patlaması yüzünden şehit oldular. Bugünlerde şehitlerimizin çoğunluğu da artık mesafenin daralmasıyla 150-200 metrelik bir aranda çatışıldığı için demin size söylemiş olduğum o özel silahlar yüzünden şehit ediliyorlar. Yani M16'nın benzeri olan M4'ler dahil olmak üzere üzerlerindeki optik cihazlar yüzünden şehit ediyorlar. Çok basit anlamda şöyle söyleyeyim. Siz hiç elinize silah almadınız. Ben size o silahı vereyim. 5 atış yaptırayım, 6.sına hedefe vurursunuz. Bu kadar net söylüyorum bakın. O silahı elinize vereyim. 200 metrelik bir hedefe nişan aldırayım size. Üzerindeki... Çünkü silah mı çok gelişmiş diyorsunuz? Silah çok gelişmiş, onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani o yüzden şu anda verdiğimiz şehitlerin çoğunluğu maalesef bu gelişmiş silahlardan kaynaklanıyor. Peki, keskin nişancıdan kaynaklanmıyor, onu söyleyeyim. Peki keskin nişancıların sahada bulunması çatışmanın... O başlangıç itibariyle işte, başlangıç itibariyle kaynaklanmıyor, onu söyleyeyim. Peki keskin nişancıların sahada bulunması çatışmanın... O başlangıç itibariyle işte, başlangıç itibariyle dengeyi çok değiştirdi. Yani ne şekilde değiştirdi, ben onu anlamadım. İşte söylemeye çalıştım. Yani hem moral motivasyon anlamında bir güven veriyor örgüte. Aynı zamanda da kamuoyunda şöyle bir şey uyanmaya başlıyor. Neden çok şehit veriyoruz?
Bir sürü sorgulamaya başlıyorsunuz. Ama asıl sorgulamaya başladığınız şey, bir kez daha söylüyorum, topluma doğru anlatılmış olsaydı aslında karşınızda yalnızca PKK olmadığı, yabancı lejyonlarla da bu mücadele edilmiş olduğu ta o zaman söylenmiş olsaydı toplum kiminle mücadele ettiğini çok iyi bilirdi. Yani sıkıntı şöyle bir şey var. Öyle bir dengedir ki bu terörle mücadele, bazı bilgiyi vermekten erinirsiniz, dersiniz ki farklı bir yere gitmesin, ama daha sonra o vermediğiniz bilgi aylar sonra hiç kullanamayacağınız bir hale gelir. Bu olay başlangıç itibariyle bu olay biliniyor. Benim bildiğim bazı gruplar tarafından 3 yıl öncesine kadar biliniyordu. Net olarak arazide görmemiz, fotoğraflarını görmem benim 3 aydır. Avrupa kökenlilerin birçoğunun Kobani'ye... Siz gördüğünüz fotoğraflar neydi? Çatışmaya gelen, mesela bunun ilk tespit edildiği yer Silopi'dir. Mesela Silopi'de Avrupa kökenli, Doğu Avrupa'da kökenli değil, Avrupa kökenli bir sniper'ın gelip birkaç polisimi şehit ettikten sonra karşıya geçip tekrar çatışmaya devam ettiği, daha sonra DAEŞ tarafından öldürüldüğünü biliyoruz biz. Yani devamlı Türkiye'ye geçip giden bir koridor oluşturmuşlar. Yani hem o tarafta çatışıyorlar, hem geçiyorlar bu tarafta polisleri ve askerleri şehit ediyorlar. Böyle bir organizasyon yapısı var. Yani bugün zaten konuştuğumuz en önemli şeyden bir tanesi de biliyor musunuz? Biz terörü konuşuyoruz, evet Sur'u konuşuyoruz, evet, evet Cizre'yi konuşuyoruz. Ama bugün yaşadığımız terörün ana mevzusu Türkiye değil ki. Suriye'yle iç içe geçmiş olan bir terörden ve birbirinin içine geçmiş olan bir iç yapıdan bahsediyoruz. Bugün şunu düşünen birçok kişi şunu söylüyor. Yani adamlar ne zaman yabancı lejyonlarla, bugün Kobani'de, bu söylediğimiz şahısların %80'i Kobani'de zaten. Bu söylediğimiz şahısların %80'i Rojava'nın değişik alanlarında. O bölgede bir sürü gelmiş bunun gibi yüzlerce insan var ve fotoğrafları paylaşıldı. Bu geçişkenlik birbirinin içine geçti şu anda. Yani bugünden itibaren şunu söylemek çok afaki bir konuşma olur. Suriye Suriye'dir, Türkiye Türkiye'dir. Hayır, Suriye ile Türkiye'deki çatışmalar birbirinin içine geçmiştir. O yüzden de geçişkenlik yalnızca silah geçişkenliğinden kaynaklanmıyor. İşte senin söylediğim yabancı lejyonların da birbirinin içine geçmesinden kaynaklanıyor. Yani o zaman sadece hani şimdi bunu hep böyle tartışıyoruz. Suriye'de pratik edilen işte oradaki tecrübeler bugün gelip Türkiye toprağı üzerinde deneniyor diye. Orayı geçtik artık. Sadece bu değil diyorsunuz. Orayı geçtik artık. O başlangıcıydı. İnsan kaynağı olarak da geçişkenlik var. Şu anda diyorsun. İkisi birbirinin içine geçmiş durumda. Bu ne kadar ciddi bir tehdit peki? Ya insan kaynağı açısından da baktığınızda nasıl bir o geçişkenliği nasıl tarif ediyorsunuz? Mesela ben size, çünkü Suriye'de olan bir şeyin korkunç boyutlarda Türkiye'ye yansımasından bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Bir taraftan. Örnek vereyim ben size. Mesela Silopi'de ele geçirilen, mesela bizim keskin nişancı silahlarını konuşuyoruz değil mi? Evet. Alabiliriz onu tekrar. O görüntü. Silopi'de ele geçirilen bir arkadaşlar. Drone vardı. Evet. Askeri tip bir drone. Yani insansız hava aracı. $250.000 değerinde bir silah şeyden bahsediyoruz, drone'dan bahsediyoruz. Normal piyasadan bulma şansının hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Nereden geliyor peki? Kaynağı nedir? Bugün Suriye, kullanılan bu silah. Bugün IŞİD'le mücadele için gönderilen silahların yaklaşık neredeyse yarı yakın Türkiye'ye geçmiş durumda. Ve bunların çoğu gelişmiş silahlar ya da anti-tank dediğimiz silahlar. Bu söylediğiniz çok ciddi bir şey tabii. Yani DAEŞ'le mücadele örnek, için gönderilen silahların yarısı Türkiye'ye geçti diyorsunuz. Ben örnek vereyim size. Şu anda operasyon bölgelerinde mi? Aynen onu söylüyorum. Örnek verdiğim olay şu.